Askerler ve Şii milislerin 4 çocuk ve 9 kadını diri diri yaktığı, 67 erkeği de kurşuna dizdiği iddia edildi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği'ne göre ise rejim güçleri bölgede evlere girerek insanları katlediyor. En az 82 sivil bu şekilde öldürüldü. Aralarında kadınlar ve çocuklar da var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon haberler nedeniyle panik halinde olduğunu söyledi. BM Suriye Özel Temsilcisinin insani işlerden sorumlu yardımcısı Jan Egeland ise milislerin işlediği bu suçlardan Esed ve Rusya sorumlu tutulmalı dedi. Fransa ise sistematik teröre göz yumulamaz açıklaması yaptı. Ancak bu çağrılar sözden öteye gitmiyor. Muhaliflerin karşı karşıya kaldığı büyük insani dramı değiştirmek için harekete geçmek şart. Türkiye uzun zamandır Halep'teki durumu çözmek için girişimlerde bulunuyor. Çarşamba günü yeni bir uluslararası toplantı yapılacak. Türk yetkililer Rus yetkililerle görüşecek. Muhaliflerin ve sivillerin çıkarılması için insani koridor seçeneği masada olacak. Toplantıda Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan da yetkililer yer alacak. Rusya'yla, diğer ülkelerle temaslarımızı da yoğunlaştıracağız ki buradaki insani drama bir çözüm bulalım. Ve özellikle sivil insanların buradan gelmek isteyenlerin boşaltılması için koridor başta olmak üzere insani yardım konusunda ve ateşkes konusunda gayretlerimizi devam ettireceğiz. Türkiye, Halep'teki insanlık dramını sona erdirmek için ABD, İran, Avrupa Birliği ve Körfez ülkeleriyle de irtibat halinde.